Arkadaşlar selam. Bu videolarımız biraz artık hani Nature Hike ürünlerini tanıtmak gibi olacak ama bayağı sevdim ben bu ürünlerini. Bu arada şimdi bahsedeceğim ürünlerin bazılarını kendi paramla satın aldım. Bazılarını Banggood bana test amaçlı yolladı. Bu Nature Hike'ın böyle bayağı minimalist güzel bir havalı matı. Tabii ki havalı matlarda cins cins. Bazıları işte içerisinde sünger oluyor ki şu an Erçin abinin elinde bir tane var. Ferrino'nun ver abicim oradan. Hemen bir araya girelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu mat biraz daha katı vaziyette ve içerisinde sünger var. Benim eski videolardan Husky'nin bir benzer matını göreceksiniz. Ben bunun içini kesip göstermiştim sizlere. Bunun güzelliği kendi kendine şişebiliyor. Patlasa dahi size bir hani sünger katmanı oluşturuyor. Geceyi kurtarmanızı sağlıyor. Bununla beraber biraz daha ağır ve biraz daha fazla hacimli kalıyor. Neyse bunun işimiz bitti. Şöyle verelim hemen. Bu sadece gördüğünüz gibi membran malzemeden, biraz çadır kumaşı, biraz içinde farklı materyaller var. Birkaç katmandan oluşmuş bir kumaşı var. Bu şekilde baklava desenli. Bu dikdörtgen kesim değil, mumya kesim. Böylelikle hem daha hafif oluyor, hem uyku tulumunuzun içine koyabiliyorsunuz. Uyku tulumunuzun içine koyabilmeniz demek, matın, havalı matın altınızdan kaymasını engellemeniz demek. Diğer taraftan da uyku tulumuyla beraber hani yan yatmak istediğinde dönemezsiniz. Çünkü altınızda havalı mat olacak. Ancak uyku tulumun içinde kendiniz dönebiliyorsunuz. Ama isterseniz de tabii ki uyku tulumunuzun içine girip havalı matı da uyku tulumunuzun altına serebilirsiniz. Ağırlığı cidden çok hafif. 390 gramlık bir malzeme. Ve hani kalitesine siz fotoğraflarda, Banggood'un sitesinde fotoğraflardan anlayamazsınız ama bana durduk yere patlayacak izlenimi vermedi. Gayet kaliteli bir intiba uyandırdı. Bu tip havalı matların bir diğer sıkıntısı ise zamanla balon yapmasıdır. Balon yapma da gördüğünüz gibi burada aslında iki kumaş arasının yapıştırılmasıyla oluşturulmuş hücreler var. Bu hücreler arasındaki yapışkanın zamanla kalkması ile iki hücrenin birleşmesi ve balon diye tabir ettiğimiz daha büyük alanlar oluşmakta. Zamanla yapar mı bilmiyorum ama bana yapacakmış gibi gelmedi ama bunda hiçbir zaman garantisi yok. Havalı matın yanında hani bir patlak tamir kiti yok. Bunun olmasını açıkçası beklerdim ben. Ama siz mutlaka temin edin. Çünkü bu patladığında bildiğiniz yerde yatıyor olacaksınız. Yani betonsa beton, topraksa toprak, öyle bir ortamda yatıyor olacaksınız. Hava kanallarının dizayna gelecek olursak, gördüğünüz gibi şurada hava şişirme ve tahliye bölümü bulunmakta. Ve hava kanalları boylu boyunca sadece sağ ve sol hattan ilerliyor. Orta kanallar ise her yan kanaldan dikine gelen diğer kanallar var. Bunun bir kötü yanı var. Bu da bunu katlarken, içerisindeki havayı boşaltırken belirli bir teknikle yapmanız gerekiyor. Hatta bir kere havasını almak için katlayıp açıp ufak boyutuna getirmek için tekrardan katlıyorsunuz. Yani ufaktan bir meşakkatli işlemi var ve bunu yere sererek yapmanız gerekiyor. Bunu da mümkünse çadırın içinde yapmanızı tavsiye ederim. Konforundan bahsedeyim hızlıca. Ben ilk deneyimimde sanki belimde ağrı yaptığı hissiyatına kapıldım. Bu bende genelde bu havalı yataklarda, hani misafirlikte gittiğimizde bazı yerlerde verilir ve benim için çok konforsuzdur. Havalı yataklarda başıma gelir. Bunun da olayı şu, çok ortopedik olmuyor bu yataklar. Yani vücudumuzun en ağır kısmı kalça bölümümüz. Siz şimdi her tarafından vücudunuzu eşit şekilde destekleyecek bir yatakta yatmazsanız bel kısmınız daha fazla çökecek ve omuriliğiniz yere paralel durmayacak. Bu da belinizde gece boyu ağrıya neden olacak. İlk başta böyle bir deneyim yaşadım ama çok emin olamadım. O yüzden de bu videoyu biraz geciktirdim. Bu gece yaşadığım deneyimde ise ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. O yüzden hani bu deneyimimin belki bir alışma evresi olabileceğini söyleyebilirim. Belki tek seferlik bir şeydir. Buna bir şey diyemiyorum. Şimdi hani lafı daha da fazla uzatmayayım, videoda uzamasın. Şimdi söndürüp bir de katlayalım. Ne kadar ufak bir boyutta olduğunu göstereyim size. Burada gördüğünüz kapağı açıyoruz. Kapağı açsak dahi havası kaçmıyor. Burada bir dil var. Bastırdığınızda kendisi iniyor. Bu işte bunun indirmesi, söndürmesi biraz daha meşakkatli. Şimdi ben bunu çadırın içinde değil de dışarıda yapacağım.
nasıl katlandığını göstermek için. O yüzden yine Nature Hike'tan kendi paramla aldığım bu katlanır matı yere serip üzerine yapacağım. Bunun dairiyetten bir test videosunu çekeceğim ama sonra yasaklıyorum. Bu aslında hani açıkça belirtmek gerekirse Thermarest Z-Lite'ın çakması ve gayet de kaliteli yapmışlar. Helal olsun diyoruz. Şimdi bunu şu şekilde üzerine serelim. Yapacağımız işlem, bunu dedik ki sağ ve sol tarafta hava kanalları. Havayı mümkün mertebe sağ ve sol kanallara aktaralım ki havayı aşağıya doğru gönderebilirim. Yoksa orta tarafta kalırsa hava kanallarının başı ve ucu kapanacağı için hava ortada kalacak ve matımızı tamamen içindeki havayı tahliye edememiş olacağız. O yüzden ben şöyle bir teknik geliştirdim. Bunu öncelikle çaprazlamasına katlıyorum ve içerisindeki havanın aldığıma emin olmaya gayret ediyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrardan açıyoruz. Boylu boyunca serip zaten kendi içinde bir katlamasından kalan bir izi vardır bunların. O izi takip ederek şu şekilde katlıyoruz. Şuradan da ufak bir şekilde katlıyoruz. Ve burada zaten katladıkça içindeki hava ne kadarını tahliye edip ne kadarını tahliye edemediğimizi göreceksiniz. Ve gördüğünüz gibi biraz daha şuradan hava boşaltabileceğiz. Evet. Şu an elime aldığımda yine çok hafiften bir şişlik hissiyatı var. Ama şu an benim için yeterli ve size anlatmak için biraz acele ettim. Bunun havasını tamamen hani az önce gösterdiğim teknikle tamamen alabiliyorsunuz. Bu şekilde içine yerleştiriyoruz ki dediğim gibi bu şu an biraz kaba oldu. Bunu daha da fit bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Fiyatı yine çok hani bu Çin mallarına alıştığımız çok ucuz fiyatlar değil ama kalitesine baktığınızda hani eğer böyle bir hafif ve sizi yarı yolda bırakmayacağınızı düşündüğünüz kalitede bir havalı matı ihtiyacınız varsa Nature Hike'ın bu modelinde bir gözden geçirin derim. Şimdilik benden bu kadar. Sıra çadırda.